İmam Gazali Rehmehullah'tan öğütler. Hasan Basri rahmetullah aleyh der ki: Gerek yanılgı ve gerekse gaflet iki büyük nimettirler. Adem oğlu bunların farkında olmalıdır. Eğer bu ikisi birer nimet olmamış olsalardı, Müslümanlar yollarda yürüyemezlerdi. Ebu Said bin Abdurrahman der ki: Dünyanın mamur hale getirilmesi içindeki akılsız insanlar sayesinde olmuştur. Bilindiği gibi insanın uzak emeller, umutlar ve hayaller peşinde koşturmasının iki nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi cehalet, ikincisi de aşırı bir şekilde dünyaya karşı olan düşkünlüktür. İnsan dünyaya bir kere alışmasın, onunla bir dostluk oluşturmasın. Dünyanın şehvetine ve lezzetine bir kez aldanmasın ve onunla olan bağlarını sıklaştırmasın. Artık bundan sonra gönlünü kaptırdığı bu dünyadan ayrılması oldukça zor olur. Dünya sevgisi böylesine gönlünde yer eden bir kimseye ölümden söz etmek ona ağır gelir. Hatta ölüm denilen olayı düşünmek bile istemez. Çünkü insan ölüm üzerinde eğer gereği gibi düşünürse o zaman dünya ile olan bağlarını koparması kolay olur. Ölüm dünyaya önem vermemenin bir sebebidir. Çünkü bir kimse herhangi bir şeyden eğer gerçekten hoşlanmıyorsa özellikle onu kendisinden uzak tutmaya veya kendisi de ondan uzak kalmaya çalışır. İnsan aslında birçok batıl ve asılsız işlerin peşindedir. Ve onlarla avunup durur. Dolayısıyla aklından geçirdiği ve olmasını istediği şeyleri hep ister ve temennisi de hep bu yönde olur. Mesela kişi dünyada ebedi olarak kalmayı ve uzun ömürlü, sorunsuz bir hayat sürdürmeyi ister. Bunu sürekli bir şekilde zihninde tutar ve tabir yerindeyse onunla yatar, onunla kalkar. Artık bunu kendi nefsinde takdir eder durur ve kendince birçok değerlendirmeler yapar. Dünyada ebedi kalmanın yollarını bile araştırır. Bunun için ihtiyaç duyduğu mal varlığını edinmek ve varsa bunu arttırmak ister bir aileye, çevreye, eve, dostlara, bineklere, kısaca dünyada ne türden mutluluğun bir gereği varsa, bütün bunları edinmek ve bunlara sahip olmak ister. Artık o adamın işi gücü, aklı ve fikri bununladır. Bu düşünce kendisi için adeta bir ibadet halini almıştır. İşlerini hep bu hayal üzerine kurmuştur. Ölüm denen olayı ne hatırlamak, ne de yakınından geçmek ister. Eğer kimi zamanlar, önemli bir sıkıntı ve tehlikeyle baş başa kalır da, ölüm denen hadiseyi hatırlamak zorunda olursa ve bunun için hazırlık yapmanın gereği ortaya çıkarsa, bunun da kendince bir yolunu bulur. Hemen acele etme. Biraz daha bekle. Daha zamanın var. Daha gençsin, dinçsin, hareketlisin. Şimdilik gününü gün etmeye bak. Bir daha bu günler eline geçmez. Şimdi elindeyken bunları değerlendir. Yarın yaşlandığın zaman tevbe edersin, olur biter. Gibilerinden kuruntularla yine asıl hedefe dönemez.'' Biraz yaşı ilerleyince de bu defa, asıl şimdi tam delikanlılık zamanı. Daha yaşlanmadım ki, iyice yaşlanıncaya da bir sürü zamanım var. O zamana kadar devam edeyim diye düşünür. Yaşlılık dönemi başlayınca da, hele elindeki şu işi bitir de ondan sonra dilediğini yap. Bir de şu yıkık ve virane hale gelen binanı onar şu seyahati yerine getir. Şu çocuğunun geleceğini hazırla. Kızının ve oğlunun çeyizlerini, evliliklerini tamamla. Onların başını birer eve sok bakalım. Hele bir de seninle sürekli yarışıp duran şu rakibini de bir alt ediver de, öyle bırakırsın işlerini, der. Bu ve benzeri şeylerden ötürü, sürekli olarak işleri hep erteler durur ahiret ve ölümle ilgili hususlar için hep gelecekte ve yine gelecekte yaparsın bahaneleriyle avunup durur. Ancak bir de bakmış ki ölüm ansızın kapısını çalmıştır. Adamın gelecek dışında başka hiçbir düşüncesi yoktur. O onlarca ve yüzlerce defa bu ve benzeri sorunlarla hep uğraşır durur. Birini tamamlayayım derken ardından onlarcası gelir. Böylece geçici olarak hep ölüm ve ahiret hayatı ile ilgili işleri erteler durur. Bir günden bir başka gün erteler. Bunu da bir meşguliyet ve uğraş, ardından bir başka uğraş ve belki de onlarca uğraş izler. Derken hiç hesaba katmadığı bir anda ve yerde ölüm baskınını yapmıştır. Artık bundan böyle nedameti, pişmanlık ve hasreti artmıştır. Çünkü cehennem ehlinin çokluğu ve inleyip vah çekmeleri işte hep bu sebeptendir. Uzak emellerin ardına düşerek ölüm ve ahiretle ilgili amelleri sürekli olarak yarın'a yarın'a deyip bir ömür boyu ertelemeleri yüzünden olmuştur. O zaman vah bize. Keşke o uzak emeller ardına düşüp de ahiretle ilgili hayatımızı ertelemeseydik. Yazıklar olsun bize diyerek hayıflanırlar. Ahiretle ilgili İşlerini hep yarınlara erteleyen şu zavallı insan, farkında değil ki, o ertelediği yarında, ölümde beraberinde gelmiştir. Bunun farkında değildir. Oysa müddetin uzaması, bu nedenle biraz daha adama güç ve kuvvet kazandırır, biraz daha cesaret kazanmasını sağlar. Bu zavallı böylesine dünyaya dalmışken ve onu korumaya çaba gösterirken bunun için durmaksızın çabalayıp dururken zanneder ki bir gün kendisine tevbe edilmesi için bir fırsat tanınacak. Bunu da ancak dünyaya önem vermeyip onu arkasına atanlar başarabilirler. Ne güzel söylemişler. Almamıştır hiç kimse dünyadan arzuladığı sonucu koştururken dünyalık ardından kaçırmıştır asıl amacı. Aynen böyle. İşte bütün bu kuruntuların temeli hep dünya sevgisine dayanmaktadır. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu şu gerçekten habersiz bir şekilde yaşamış olmasındandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Dilediğini sev. Kesinlikle bir gün ondan ayrılacaksın. İnsan bazen gençliğine güvenir, durur. Bundan dolayı da ölümün gençlere yakın bir zamanda gelmeyeceğini zanneder. Zavallı düşünmez ki eğer bulunduğu yerin yaşlıları sayılsa Onların bulunduğu yerdeki erkeklerin onda birinden aşağı sayıda olduğunu görecektir. Yani genç olanlar yaşlılardan çok daha fazladır. Çünkü bunların az olmaları ölüm oranının belde halkının gençleri arasında daha yüksek olduğunun bir göstergesidir. Bir yaşlı ölünce yani onun eceli süresine kadar nice gençler ve çocuklar belki de binlercesi hayatlarını yitirmiş olmaktadırlar. Bazen de kişi sağlıklı olduğu için ölümü aklına hiç getirmez ve bunu uzak bir ihtimal olarak görür. Oysa zavallı bilmez ki ölüm onlara pek uzak değildir. Ölüm uzak gibi gözükse de ansızın gelecek olan hastalık o kadar uzak değildir. Çünkü hemen her türlü hastalık insanda ansızın belir verir. Hastalık baş gösterince de ölüm denen olay o kadar uzak olmaz. Eğer gerçekten bu gafil kişi düşünebilseydi, ölüm için belli bir vakit ve zaman olmadığını bilseydi, böyle davranmazdı. Yani ölüm, genç ve yaşlı diye bir ayırım yapmaz.'' ölüm için yaz ve kış, ilkbahar ya da sonbahar ayrımı yok. Ölümün gecesi ve gündüzü de yoktur. Eğer insan bu gerçeği tam manasıyla bilebilseydi ve düşünebilseydi, o zaman ölümü gözünde büyütür ve onun için gerekli olan hazırlıklarını yapardı. Ancak bütün bu gerçekleri bilmemesi, ve dünyaya karşı olan aşırı düşkünlüğü o kimseyi uzun emellerin ve arzuların esiri konumuna getirir bu sonuç olarak ölümün yakında olduğunu da insana unutturur ve gaflete düşmesine sebep olur böyle biri de sürekli olarak ölümün ilerideki bir zamanda geleceğini zanneder ve bir gün ölümün ansızın kendisine geldiğini takdir bile edemez. Aklına getirmez. O zanneder ki hep başkalarının cenazelerine katılacak. Hep başkalarını ebediyete uğurlayacak. Zavallı düşünmez ki bir gün taşınan cenaze kendisininki olacak. İnsan bunların hep böyle tekrarlarından dolayı bunlara alışmıştır ve sıranın bir gün kendisine geleceğini de bu nedenden dolayı düşünememektedir. Hep başkalarının ölümünü görmüş ve ona alışmış, ancak kendisinin bir gün öleceğine hiç alışmamış ve böyle bir şeyi aklına bile getirmeyi düşünmemiştir. Gerçi böyle bir düşünce zaten insanın aklına gelecek değildir. Eğer gelirse bir defadan başka onu hatırlamak, aklına getirmek bile istemez. Bundan kurtulabilmenin yolu, insanın kendisini başka şöyle birileriyle, başka olaylarıyla karşılaştırmasıdır. Ve bir gün mutlaka kendisinin de cenazesinin taşınacağını düşünmesidir. O da bir gün kabre defn olacak. Hatta belki de kabrimin üstünün örtüleceği tuğlalar bile hazırlanmıştır diye düşünmelidir. Mezarı için gereken kazma vurulmuş, onun adına yeri çoktan hazırlanmıştır bile. Ama onun bütün bunlardan haberi bile yoktur. İşte bu nedenle ki insanın ölüm ve ahiret hayatıyla ilgili şeyleri hep erteliyor olması gerçekten sırf cahilliktir. Eğer kişi bunun sebebinin cehaletle Dünya sevgisi olduğunu bilir. Bunu sezebilirse o zaman bunun tedavisinin ve bunlardan sıyrılmak olduğunun ne kadar önemli olduğunu bilir. İnsanın cehaleti yenebilmesi arı ve duru bir düşünce sayesinde mümkün olur. Tertemiz olan gönüllerden veya gönül erbabından da çok önemli ve hikmetli bilgileri dinlemek ve öğrenmekle bu önlenebilir. Ayrıca insanın gönlünün bu işe hazır olması lazım. Dünya sevgisine gelince, doğrusu, dünya sevgisini gönülden söküp atmak, öyle basit ve kolay bir şey değildir. Gerçekten de bu neredeyse onulmaz ve devası bulunmaz derecede çok ağır ve şiddetli bir hastalıktır. Bunun tedavisi bizden öncekileri ve hem de onlardan önce gelenleri bir hayli yormuş, tedavide zorlamıştır. Dünya sevgisinin tek tedavi yolu ve yöntemi vardır. Bu da ahiret hayatına inanmak ve iman etmekle sağlanır. Ahiret hayatındaki ağır cezalardan korkmak orada verilecek olan büyük ödüllerden söz etmekle, bunlara imrendirmekle insan, dünya sevgisini gönlünden ancak atabilir. Bir insanın gönlünde olanla, bununla ilgili olarak ne kadar kesin ve yakın anlamda inanç belirirse, gönlünden dünya sevgisi de o oranda çıkar. Çünkü asıl sevgi, gönüldeki sıradan olan sevgileri tümüyle ortadan kaldırır. İnsan, dünyanın önemsizliğini ve basitliğini görür ve bu arada ahiretin nefasetini ve güzelliğini anlayıp kavrarsa, bundan böyle dünyaya meyletmekten tümüyle uzaklaşır ve dünyadan vazgeçer. Hatta dünyanın tüm varlıkları, doğudan batıya her şey kendisine sunulmuş olsa bile, o ahiret hayatının nefasetini dünyala değiştirmez. Nasıl ahiret hayatını istemesin veya tercih etmesin ki? Çünkü elindeki dünyalık, ahirete oranla bir hiç durumundadır ve o da kir ve pas ile dolmuştur. Ahiret mutluluğu yanında İnsan hiç dünya mutluluğuyla sevinmek ve bununla yetinmek ister mi? Bir kimse ahiret hayatına ve oradaki gerçek nimetlere iman ettikten sonra artık gönülde dünyaya ilişkin bir sevgiden söz edilebilir. Böyle bir sevgi gönülde yerleşebilir mi hiç? Rabbimiz dünyanın gerçek durumunu Salih kullarına gösterdiği gibi bize de gösterdi. Ayrıca gönülde ölümün etkili olabilmesi için en tesirli tedavi yöntemi kişinin kendi benzerlerinin ve akranının ölümünü gözlerinin önüne getirmesiyle mümkündür. Onlar henüz beklemedikleri bir anda, hesapta olmayan bir zamanda ölümün pençesine nasıl da düştüler. İnsan bunları mutlaka düşünmelidir. Ancak ölüm ve ötesi için gereken hazırlığı yapanlara gelince, işte onlar gerçekten de büyük bir kurtuluşa erdiler. Fakat uzun emel peşinden koşturanlar, hep ileride yaparım beklentisi içerisinde hareket edenler, çok açık seçik bir hüsrana ve zarara uğradılar.'' İnsan her zaman şöyle bir kendi organlarına, gözlerine dönüp bir baksın. Baksın da şunu düşünsün. Şu gözlerimi, organlarımı, hassas azalarımı kurtlar ve böcekler nasıl da yiyecekler? Bu kemikler nasıl da çürüyüp toz toprak olacaklar? Hele şöyle bir düşünmeye başlasın. Mezarlıkta toprak altında kurtlar ve böcekler, önce benim sağ gözümün bebeğini mi, yoksa soldakinin bebeğini mi yemeye başlayacak? Üzerimde et namına ne varsa, hepsi toprak altındaki kurt ve böceklere yem olacak. Artık kendisi için tek bir şey geriye kalacak, kurtlar ve böcekler oraya uzanamayacaklar. Bu da kişinin ilmi ve ameli. Eğer bu ilim ve amel Allah rızasını taşıyor ve samimi bir şekilde ihlas ile yapılmışsa insan bunun yararını biznillah görecektir. Bu arada insan kabir azabını da şöyle bir kez gözlerinin önüne bir getirsin. Münker ve Nekir'in sorgulamalarını bir bir düşünsün aşırı dirilmeyi düşünsün. Kıyametin o korkunç durumunu gözünün önüne getirsin. O büyük arz gününde huzurda toplanmak için yapılan o şiddetli çağrıyı hele bir düşünsün. İşte bu ve benzeri şeyleri düşünmekle insanın gönlünde ölüme karşı bir hareketlilik başlar ve dolayısıyla bundan böyle ölüm ve sonrası içinde gereken hazırlığı yapar, yapmaya çalışır. O uzak emeller ve arzular yaşamak, birçok hayallerle avunup durmak veya bu gibi şeylere fazlaca önem vermemek konusunda insanlar aynı derecede değillerdir. İnsanların bu hususta farklı dereceleri vardır. Kimileri var ki, ebedi olarak bu dünyada kalmayı ister ve böyle bir umutla yaşayıp dururlar. Yüce Allah, böyle kimseler hakkında, Bakara suresinin 96. ayetinde şöyle buyurur. Onlardan her biri de ister ki, bin sene yaşasın. Evet, bunlardan öylesi de vardır ki, yaşlılığın son sınırına kadar varmak, yani pirifani olmak ister. Yani kişi, görmek istediği ve ileride görebileceği her şeyi görünceye kadar yaşamak ister. Bunlar, aşırı şekilde dünyayı sevenler, dünyaya, taparcasına bağlı olanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari ve Müslim'de geçen bir hadisi şerifinde şöyle buyurur. Dünya sevgisi, ve dünyaya olan bağlılığı nedeniyle yaşlı kimse bir gençtir. Hatta yaşlılıktan ötürü kamburu çıkmış olsa da dünyanın peşini bırakmaz. Ancak gerçekten takva üzere hayat sürdüren yaşlılar müstesna. Bunların sayısı da oldukça azdır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, sadece yıllık geçimlik peşinde koşturup dururlar. Bu kişilerin sonraki yıllar için bir düşüncesi de yoktur. Gelecek yıl için kendi adına bir şeyler yapsın gibi bir düşünce taşımaz. Bu kişi bir yıllık azığını tamamlayınca artık bundan böyle kendisini Allah'a ibadete verir. Kimisi de vardır ki sadece kış mevsiminde ise o mevsime ait çalışmasını yapar, ayrıca yaz için kendisini bir sıkıntıya sokmaz. Eğer mevsim yaz ise, sadece yaz için gerekli olan hazırlıklarını yapar, kış için böyle bir şey düşünmez. Yani bu kimse yazdan kışa ait giysileri veya kıştan da yaza ait elbiseleri hazırlama çalışması içerisine bile girmez. Öyle kimseler de vardır ki, sadece günlük geçimliğini düşünür. Eğer gece ve gündüz olmak üzere bir günlük geçimliğini kazandı mı, ertesi günü düşünmez. Ya da eğer gece azığını temin etmişse, gündüzü düşünmez. Gündüz için sağlamışsa, geceyi düşünmez. Hele yarınını hiç düşünmez. Kiminin de emeli, istek ve arzusu, belli bir süre, bir saat içindir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Abdullah! Sabahlayınca akşama ulaşacağını hatırına getirme. Akşama sağ olmayabilirim diye düşün. Eğer akşamlarsan sabaha kadar yaşayacağım diye aklına bir şey getirme aynen böyle. Hatta öyleleri de vardır ki, bu kadarlık bir zamanı bile çok görürler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, su ile abdest alabilecekken, buna gücü yeterken bile fazla bir zaman yoktur. Belki suya bile ulaşamam diyerek bazen teyemmüm etmiştir. Kimisi de var ki, ölüm hep gözlerinin önündedir. Sanki ölüm meleği başının ucundadır. Her an canını alacaktır gibi bekler durur. İşte böyle bir kimse namaz kılarken sanki kılmakta olduğu namaz o son namazıymış gibi, sanki veda namazıymış gibi kılar. Nitekim bununla ilgili olarak Muaz bin Cebel radiyallahu anh'tan gelen rivayette Hz. Muaz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den imanının hakikatini, gerçek yönünü öğrenmek isteyince, cevabı şöyle olmuştur. Ben bir adım atarken, ikincisini atamayacağımı sanırım. Habeşli olan Esvet'ten anlatıldığına göre, kendisi geceleyin namaz kılarken, sağına ve soluna bakarmış. Biri kendisine neden böyle yaptığını sorunca o da şu cevabı vermiş. Ölüm meleği Azrail'in hangi tarafımdan geleceğine bakıyorum. İşte insanların derecesi böyledir. Bunların her biri için Allah katında dereceler vardır. Bunun içindir ki bir aylık bir emel peşinde koşturan kişiyle, bir günlük bir emel peşinde olan aynı derecede değildir. İkisinin Allah katındaki dereceleri farklıdır. Çünkü zerre ağırlığınca bir iyilik yapan kimseye, mutlaka bunun karşılığı verilecektir. Allah Celle Celaluhu, kimseye zerre ağırlığınca da olsa zulmetmez. Ey zavallı insan! sakın ola ki ölümü aklından çıkarma. Çünkü akıntı seni önüne katmış gidiyor. Sen bunun farkında bile değilsin. Amacın menzile erişmektir. Belki de o menzil oldukça yaklaşmış, mesafe sona ermiş olabilir. Sakın ola ki emeline aldanmayasın fırsatları ganimet olarak değerlendiresin ve her nefes alıp verişinde güzel işlere koşasın. Unutma, ihmal ettiğin, değerini bilemediğin her bir nefesini şu anda yerini dolduracak iş ve hizmetler için harcamazsan, salih amel işlemezsen mahvolursun. Ve şu gerçeği de asla unutmamak gerekir. İnsanın uzakta iki kayıp kardeşi vardır. Bunlardan birisinin hemen yarın gelmesi beklenirken ikincisinin de bir ay veya bir sene sonra gelmesi beklenmekte. Dolayısıyla hemen yarın gelecek olan kardeş için gerekli hazırlıklar ve girişimler yapılır bir ay veya bir sene sonra gelecek olan için bugünden bir hazırlık yapmaya ve telaş etmeye gerek yoktur. Çünkü hemen yarın gelecek olan için hazırlık yapılması, onun gelişinin oldukça yakın olmasıyla mümkün. Eğer bir kimse ölümü bir yıl sonrasında bekliyorsa, bu kişinin gönlü hep bu süreye odaklanır ve ona göre hareket eder.'' ve bu sürenin sonunda ne var neler olacak bunu hiç düşünmez. Sonra her sabah kalkar ve bir yılın bitimini bekler. Her gün sayar, durur ve böylece bir yılın tamamlanmasını bekler. Giden ve eksilen günleri hiç hesaba katmaz. Sanki yılın tüm günleri yerinde sayıyormuş gibi gelir ona. İşte böyle bir düşünce, kişiyi hemen salih amel işlemeye yöneltmez. Çünkü insan, hemen her gün, daha önümde koskoca bir hayat var, bir sene var diye kendisini hep avutup duracak, bundan dolayı da ahiret için, ölüm ötesi için çalışmayı da yine erteleyecektir. Nitekim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tirmisi'de geçen bir hadisi şerifte şöyle buyurdu. Herhangi biriniz dünyadan insanı azdıran bir zenginlik, hakkı unutturan bir yoksulluk, insanın aklını başından alan onulmaz bir hastalık, insanı yerinden kıpırdatmayan bir yaşlılık, ahiret yolculuğuna çıkaran bir ölüm, deccal, ya da kıyamet gelmeden önce ahirete hazırlansın. Her birimizin belki ezbere bildiği bir hadisi şerif vardır. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini iyi bil. Yaşlanmadan önce gençliğinin, hastalanmadan önce sağlığının, yoksulla düşmeden önce zenginliğinin meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin ve ölüm kapını çalmadan önce hayatının kıymetini bil. İki türlü nimet vardır. İnsanların çoğu bundan habersizdirler. Bunlardan birisi sağlık, ikincisi de boş vakittir. Yani insanlar bu iki önemli durumu gereğince değerlendirmezler ve bundan yararlanmazlar. Ancak ne zaman bunlar elden çıkarsa o zaman anlar ama artık iş işten geçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar: Kim korku ile yaşarsa yola çok erkenden çıkar. Kim erken yola çıkarsa arzuladığı o konak yerine ulaşır. Dikkat edin ve aklınızı başınıza alın. Allah'ın eşyası erişilemeyecek pahada ağırdır ve oldukça pahalıdır. Dikkat edin. Allah'ın eşyası cennettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, asabından herhangi birisinin bir dalgınlığını ve gaflete düştüğünü anlayınca, hemen aralarında yüksekçe bir sesle şöyle buyururdu. Ölüm kesinlikle düzenli bir şekilde gelip sizi yakalayacak. Sizi ya kötü biri olarak ya da mutlu biri olarak yakalayacaktır.'' Yine, ''Ben uyarıcıyım, ölüm ansızın gelir ve kıyamette hesaba çekilme günüdür.'' buyurdu. Dünyanın durumu, tıpkı başından sonuna dek ikiye ayrılıp bölünen bir elbise gibidir. Sadece tek bir dikişlik yerle tutulu kalmıştır. Artık neredeyse o tutulu kalan dikişinde eskiyip, Böylece ikiye bölünmesi oldukça yakındır. Cabir radıyallahu an diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyametten, kıyamet ahvalinden söz ettiğinde sesini yükseltirdi. Bu arada iki yanağı da kızarırdı. Sanki bir ordu komutanının edasıyla gelen tehlikeleri gösterir gibi olurdu ve şöyle buyururlardı Sizinle birlikte sabahladık sizinle birlikte akşamladık yarın sabah ve akşam olacak olanı size bildiriyorum benimle kıyamet arasındaki zaman iki parmağının yakınlığını işaret ederek işte şu ikisi gibi yakındır Davud-u bir yerden geçerken kendisine bir adam gelip bir hadis hakkında bilgi istedi. Davud da bunun üzerine bırak yakamı ben bir an önce canımın çıkmasına çalışıyorum dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an diyor ki her işte süre tanımak güzel bir şeydir, hayırlıdır ancak ahiret amellerinde değil. Onlarda tam tersine acele etmek gerekir. Hasan-ı Basri, rahimehullah, bir öğüdünde şöyle sesleniyor. Durmayın, acele edin. Haydi, çabuk davranın. Şu alıp verdiğiniz nefesleriniz var ya, eğer o nefesleriniz dursa, artık bundan böyle iyi işler yapabilme imkanınız da kalmayacak.'' Oysa o iyi ameller sizi yüce Allah'a yaklaştıracaklar. Onun için acele edin. Allah kendi nefsine bakıp da hesabını gören kimseye rahmetiyle muamelede bulunsun ki o kimse günahlarının sayısı üzerine hep gözyaşı döküp durur. Sonra Meryem Suresi'nin 84. ayetini okudu. Biz onlar için günlerini ve nefeslerini teker teker sayıyoruz. En son sayıda çıkacak olan o son nefesin olacaktır. Son nefes. Son nefes ailenden, sevdiklerinden ayrılığın olacaktır. O son sayı senin kabre bırakılman olacaktır. Ebu Musa eşari rahimehullah vefat etmeden önce çok ağır şekilde çalışıp çaba gösterirdi. Hep ibadet etti durdu. Onun böyle kendisini yorarcasına ibadet ettiğini görenler, ne olur biraz dinlensen veya az da olsa nefsine acıyıp kendini bu kadar yormasan dediler. Onun cevabı şöyle oldu yarışçılar yarışırlarken, tam asıl hedefe yaklaştıklarında, işte o noktadan itibaren, tüm hünerlerini göstermek suretiyle yarışı kazanmak isterler değil mi? Ne hünerleri varsa ortaya dökerler. Oysa benim, ecelimden kalan süre, bunların ulaştığı noktadan daha da yakın. Bunu anlatan kişi devamla diyor ki, Ebu Musa, ölünceye kadar aynı şekilde ibadetini sürdürdü. Halifelerden biri minberde şöyle konuşmuştu. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkun. Allah'ın emirlerini yerine getirin. Yasaklarından uzak kalın. Her an sura üflenip sizleri çağıracak gibi uyanık olarak uyuyun. Unutmayın ki Dünya sizler için kalıcı bir ev olmayacaktır. Bu bakımdan ahiret yurdu için hazırlanın. Ölümün o gölgesi sizin de üzerinizde dolaşıyor. Ölüm için gerekli hazırlığınızı yapın. Göçe hazırlanın. Çünkü yol gerçekten çetindir. Eğer dünya bir amaçsa, her an kişinin aleyhinde geçip onun ömrünü kısaltmakta, her saat onu yıkıma doğru götürmektedir. Gerçekten müddet oldukça kısadır. Fazla bir süre yoktur. Eğer kayıpsa, onu yenileyen iki şey onu getirip götürmektedir. Biri gece, ötekisi gündüz. Kesinlikle sıranın gelmesi çok hızlı geçmektedir eğer geliyorsa ya kurtuluşla ya da katı yüreklilikle karşılayarak gelmektedir. Bunun için en iyi tedbirin alınması gerekmektedir. Asıl takva sahibi kimse Rabbinin katından kendine öğüt alabilen, tövbesini önceden yapan nefsine baskın çıkandır. Çünkü insanın eceli kendisine gizlidir. Emeli de ona hep tuzak kurmuştur. Şeytansa zaten bununla görevli kılınmıştır. Ona ileride tövbe edersin, ileride diye işlerini hep ertelidir. Günah işlesin diye isyanı ona hep süslü gösterir. Ölüm kendisine gelince de kendisini gafilce avlasın ister. Oysa insan için... Cehennemle cennet arasındaki tek engel ölümdür. Ölüm denen olay gerçekleşince ya cennet veya cehennem kapısı açılmış olacaktır. Artık tüm zamanını gaflet içerisinde geçirenlere son pişmanlıklarının bir anlamı da olmayacaktır. Çünkü tüm ömrü kendi aleyhinde bir hüccet ve delil olacaktır geçirdiği günleri de onu en acı sona sürükleyecektir. Allah bizi nimetiyle şımaranlardan eylemesin. İsyan ederek Allah'a itaatte kusur işleyenlerden eylemesin. Amin. Artık ölümden sonra üzülmenin ve pişmanlığın bir anlamı yoktur. Hasan Basri diyor ki: Sabredin karşı koyun ve yılmayın. Nihayet geride kalan günler oldukça az sayıda günlerdir. Sizler de ancak tıpkı bir süre mola vermiş yolcular gibisiniz. Mümkündür ki yakında sizden herhangi biriniz çağrılabilir. O da derhal bu çağrıya arkasına bile bakmaksızın icabet eder. O halde şu anda elinizde ne varsa onların en iyisiyle buradan göçüp gitmeye bakın. Acele edin. Abdullah bin Mesud, rahmetullahi aleyh de diyor ki, Herhangi birini sabahlayınca bilsin ki, o bir misafirdir, bir yolcudur. Elinde bulunan şeyler de, başkasına ait olan eşyalardır. Yolcu yolunda gerek.'' elindeki başkasına ait eşya ise zaten sahibine iade edilecek. Ebu Ubeyde el-Baci diyor ki, Hasan Basri'nin ölümüne neden olan hastalığında onun ziyaretine gittim. Hasta yatağında bize döndü ve dedi ki, Hoş geldiniz. Allah sizi sağlıkla yaşatsın. Bize ve size asıl kalacağımız yurdu yani cenneti nasip eylesin. Eğer sizler sabreder, dürüst olur ve Allah'tan gereğince sakınırsanız bu güzel bir ameldir. Allah kendilerine merhamet edesi ziyaretçiler, sakın size bu anlattıklarım bir kulağınızdan girip diğerinden çıkmasın. Bundan nasibinizi alın. Doğrusu Allah'ın Resulünü görenler, onun gelip ve göçüp gittiğini de gördüler. Onun bir tuğla üzerine bir tuğla koymadığını, bir kamış üzerine bir kamış koymadığını, dünyalık hiçbir şeyin ardından gitmediğini gördüler. Ancak o, kendisi için dikilen ve yükseltilen bir bayrağı gördü ve buna doğru hep yükseldi durdu. O halde siz de acele edin, oldukça aceleci ve hızlı davranın. Kurtuluşa doğru gidin. Kurtuluşa doğru gidin. Sizler hala hangi yola gidiyorsunuz? Kabe'nin Rabbi olan Allah'a yemin ederim ki, sanki siz ve ölüm birlikte gelmiş gibisiniz. Allah, okula rahmetiyle muamele etsin ki, o kişi maşet derdi olarak tek bir hayatı düşünür. O ufalanmış ekmek kırıntılarını yer, eski elbise giyer, secdeye yapışmış kalmış, durmadan ibadet edip durmuş, hata ve yanlışlarına da ağlamıştır. Acı sonradan hep kaçmış, eceli gelinceye dek hep Allah'ın rahmetini istemiştir. Ölüm aklımıza getirmediğimiz bir kavramdır. Her birimiz bilmeliyiz ki eğer zavallı kulun önünde can çekişmenin ya da sekerat-ı mevt denilen ölüm sarhoşluğunun sıkıntısı dışında başka bir korku, başka bir sıkıntı, başka bir endişe, başka bir azap olmasa bile bir insan o sadece can çekişme sırasındaki dehşeti bilse, hayatını zehir etmeye yeter, artar bile. Bütün mutluluklarını kursağında bırakması için bu şiddet, bu ceza ona kafi gelir. İnsanın tüm unutkanlıklarını ve gafletini ortadan kaldırmak için, tek başına bu ölüm korkusu ve dehşeti aslında yeterlidir.'' İşte bu sebeplerden dolayı insanın mutlaka bunun üzerine kafa yorması sadece bunun için bile büyük bir hazırlığın içerine girmesi yeter. Nitekim alimlerden biri şöyle der: Şu anda bir başkasını yakalayan sıkıntıların sana ne zaman geleceğini bilemezsin. Lokman aleyhisselam da oğluna şöyle diyordu: oğlum, bu bir hükümdür ki, onun ne zaman ve hangi gün gelip seninle karşılaşacağını bilemiyorsun. O ansızın kapına gelmeden önce, sen onun için gereken hazırlığı yap. İnsanın durumuna şaşmak gerekir. Düşünün ki, eğer bir kimse oyun ve eğlence meclisinde, en güzel ve en hoş şekilde eğlenmesini sürdürürken, içeriye bir zabitin girip kendisine o toplumun içinde sopa atacağını biliyor olsa bu eğlence ve o güzel hava kendisine zehir olmaz mı o kimsenin tüm tadı kaçmaz mı tüm havası bozulmaz mı oysa insan hemen her nefesinde her an için içeriye ölüm meleğinin girip canını alacağını ansızın baskın yapacağını neden düşünmesin neden hala bundan gaflet içinde olsun? Doğrusu bunun bir tek anlamı vardır. Cehalet ve bir de dünyaya aldanmaktır. Şu da bir gerçektir ki ölüm anının şiddetini, can çekişmenin acısını ancak onun acısını çekenler ve tadanlar bilebilirler. Can çekişmenin ne olduğunu tatmamış olan kimseler elbette ki onu gereği gibi anlatamaz ve aktaramazlar bir kişi can çekişen bir kimsenin durumunu anlatırken sadece bir takım kıyaslamalarla ve benzetmelerle bunu anlatmaya çalışır kendisinin algılayabildiklerini anlatır sadece bunu anlatırken de insanın can çekişirken çektiği ızdırabı kıvranmasını Acılarını soğuk soğuk terler dökmesini değerlendirmekle yola çıkar ve bunlardan hareketle bir şeyler anlatmaya çalışır. Bunun kıyas ya da benzetme yoluyla anlaşılır yanına gelince. Herhangi bir organın cansızlığı onun bir ızdırap ve acı hissetmemesiyle anlaşılabilir. Eğer bir organda canlılık veya ruh varsa o mutlaka acı ve ızdırap çeker. Çünkü asıl acıyı ve ızdırabı çeken ruhtur. Eğer insanın herhangi bir organı yaralanır veya bir yanık meydana gelirse bunların acısı elbette ruha intikal eder, beyne sirayet eder. Bu acının beyne ya da ruha sirayeti oranında da vücut ızdırap çeker ve rahatsızlık duyar. Böylece acı, insanın bedeninin değişik yerlerinde, damarlarında ve vücudunun farklı organlarında belirmeye başlar. İşte bu acılardan ruha sadece bir kısmı etkili olur. Oysa direkt olarak ruh üzerinde acı hissettiren bir olay nedeniyle çekilen ızdırap, insan bedenindeki yara sebebiyle duyulan acıyla asla kıyaslanamaz. Bir acı düşünün ki o direkt olarak ruhu etkiliyor. Çünkü bir başka organla alakası yok. O doğrudan beyni ilgilendiriyor. Direkt olarak beyni ya da ruhu ilgilendiren bu derece bir acı ve ızdırap tanımlanamaz. Hatta ondan söz etmek bile güçleşir. Bir ızdırap düşünün ki insanı komaya sokmuştur ve bizzat ruhu etkilediği için insanı şoka götürmüştür. Bu şok sadece vücut organlarının bir kısmını değil tümünü kapsamış olmaktadır. Ruh bedenin hangi noktalarına sirayet etmişse beynin fonksiyonu vücudun tümünü ne şekilde içine almışsa ızdırap ve çekilen acılarda o oranda ağırlaşır ve zorlaşır öyle ki bedenin tek bir noktasını bile bırakmaksızın tüm derinliklerine nüfuz eder. Eğer insan bedenine bir diken ya da iğne batsa, bundan sadece o bölge etkilenir ve ruh bundan ne kadar etkilendiyse o kadar bir sıkıntı yaşar. Fakat bedeninde insanın bir yanık olması halinde bu dikenin veya iğnenin verdiği acıya benzemez çok daha ağır ve ızdırap verici, rahatsız edici olarak seyreder. Çünkü yanığın parçaları ya da cüzleri insanın hemen hemen bütün bedeni üzerinde etkili olur. Yanık olan yerde ister yanık yüzeysel derecede olsun yani yanığın en küçüğü basidi olsun, ister daha ileride, ileri derecelerde bir yanık olsun, bedenin tümü üzerinde Hatta yanığın olmadığı yerlerde bile etkisini gösterir ve insanı çok büyük bir ızdırap çeken hale getirir. Vücudunun neresinde can ya da ruh varsa işte bu yanık ağrı ve sızıları tümüyle oraları sarar ve her bir küçücük et parçasında kendini hissettirir. Herhangi bir yaralanma olayına gelince bu sadece demirin ya da çivinin isabet ettiği yerde belirir. Vücudun diğer organlarında belirmez. Beyin ve ruhun bundan dolayı çektiği ızdırap, yanık sebebiyle çektiği ızdırapla aynı derecede olmaz. Koma veya şok halindeki acı, elem ve ızdırap bizzat ruhun ve bedenin üzerinde etkin bir rol oynar. Yani tüm bedeni ve organları sarar. Bir kimse eğer can çekişiyorsa artık bunun etkisi vücut organlarının tümünü tesiri altına almıştır. Beyin damarlarının tümü ayrı ayrı bundan etkilenmişlerdir. Çünkü çekilen ve çıkarılmak istenen şey hemen her damardan, her mafsaldan ve hatta her bir hücrede can çekişmekte, her saç kılının dibinde ve tenin her tarafında ayrı ayrı ızdırap duyulmaktadır. Kısacası, insan tepeden tırnağa can çekişirken sarsılmaktadır ve bunun tarifi öyle mümkün değildir. Artık bu durumdaki insanın halini, çektiği sıkıntı ve ızdırabı sorma. Çünkü sözle anlatılacak gibi değildir. Nitekim bunun için, can çekişme kılıç darbesinden daha şiddetlidir denmiştir hatta testerelerle biçilmekten makaslarla dilim dilim doğranmaktan da zordur çünkü kılıçla bedenin kesilmesi anında bedenin ruhla olan bir bağlantısı nedeniyle ruh da acı duyar fakat bizzat etkilenen ve kılıç darbesine maruz kalan eğer ruhun ve beynin kendisi ise o zaman bunun çektiği acı ve ızdırabın bir tarifi, tanımı mümkün olmaz. Böyle bir durumda darbe yiyen ve vurulan kişi varsa kalan gücü ve kuvvetiyle avazının çıktığı kadar ta kalbinden seslenir, ızdırabını duyurmak ister. Ölmek üzere olan kişinin sesinin çıkmaması, bağırtısının fazla duyulmaması, aslında çekmekte olduğu acı ve ızdırabın, elemin son raddeye gelmesinden, artık bağırmaya bile gücünün kalmamasından da kaynaklanır. Bu ağrı ve ızdırap, tüm yüreğini dağlamış, bedeninin her noktasına erişmiştir. Dolayısıyla, her noktadaki gücü zayıflatmış ve yıkmıştır. Bundan böyle her bir organı artık güç ve takattan yoksun kalmıştır. Bağırmak, feryat etmek gibi gücü bulamaz. Akla gelince akıl ölüm dehşetiyle zaten kendinden geçmiş ve artık başta kalmamıştır. Dil konuşamaz hale gelmiş, lal kesilmiştir, sessiz kalmıştır. Organlarda ise güç adına hiçbir şey kalmamıştır. Hatta can çekişen insan biraz inlemek, yardımına ve imdadına başkalarına çağırmak suretiyle dinlenmek isteyecek, ama buna da güç yetiremeyecektir. Bunun için kendisinde zaten güç ve takat kalmamıştır. Eğer kendisinde azıcık güç ve kuvvet kalmışsa, bu da ruh bedenden ayrılırken sadece bir hırlamayla hafifçe işitilir kısık bir hırıltı duyulur. Artık kişinin boğazında ve gırtlağında bir gargara veya hırıltı sesinden başka bir şey duyulmaz. Bundan böyle kişinin rengi değişmiştir ve ağzına da köpükler birikmeye başlamıştır. Adeta yaradılmış olduğu toprağın rengi insanda görülmeye başlar. Yani yüzü adeta toprak rengini alır. Tüm damarları çekilir, artık ölümün ızdırabı hep ama hep yayılmıştır. İçeride, dışarıda, tüm vücudunda kendisini hissettirmiştir. Neredeyse gözleri yuvalarından çıkacak duruma gelmiştir. Bundan böyle dudaklar sarkar, dil içeri çekilir parmak uçları morarır. Tüm damarları vücudundan çekilen bir insanın hali nice olur. Eğer bedenden çekilen sadece bir tek damar bile olsa, onun bile acısına dayanılamaz. Oysa çekilen bizzat ruhun kendisidir. Acı ve elem çeken odur. Hem bu bir tek damardan değil, tüm damarların aynı anda çekilmesidir ve bu tamamlandıktan sonra her bir organ yavaş yavaş ölür. İlk önce ayaklardan soğuma başlar, sonra bacakları etkiler ve sonra da uyluklar. Doğrusu, asıl can çekişmeden sonra her bir organın kendisince bir can çekişmesi de vardır. Bu defa onlar devreye girer. Onların acı ve ızdırapları başlar. Bu işlem Can boğaza gelinceye kadar sürer. Artık bu noktadan itibaren can çekişen kişi dünya ile olan bağlarını ve bakışını keser. Artık ölüm gerçekleşmiştir. Bundan böyle kendisi için artık o tevbe kapısı da kapanmıştır. Artık pişmanlık ve hasret anı tümüyle kendisini kuşatmıştır. Ama iş işten geçmiştir. Nisa suresi 18. ayet Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim diyenler için tevbe yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuşlardır. Can boğaza gelip dayanmadığı sürece kulun tevbesi kabul olunur. İşte o can gittikten, alındığı andan itibaren de, insan öleceği anı hissettiğinde de, tevbe imkansız hale gelir. Allahu Teala'dan niyazımız, son nefeste iman ile, iman lezzetini almış bir beden, o bedeni burada bırakarak, o ruh ile tekrar dirilmesi ve cenneti kazanmaktır. Allahu Teala insi ve cinni şeytanların şerrinden ölüm anında şaşırmaktan, şeytana uymaktan bizleri, evlatlarımızı, anne babalarımızı ve ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem muhafaza buyursun. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İmamı Gazali rahimehullah'tan öğütler.